Haber geliyor. Siz kendinize bakın. Nasıl istiyorsanız öyle çekiştirirsiniz. Ustam, sizden öğrenebilir miyim? Özel bir hamuru mu var? Onu nasıl, hangi un kullanıyorsunuz? Onu özel bir hamuru var. Yani unundan dolayı. Özel amaçlı bir un. Bu fabrika unu mu kullanıyorsunuz, yoksa çok özel bir un mu? Fabrika unu. Fabrika unu. Başka bir özelliği yok herhalde. Başka bir özelliği tamamen bizim ustalığımıza kalmış bir şey. Öyle su diyeyim. Ve un. Su, un. Başka bir şey yok. Burada makine aracılığı. Zaten hamur makineyle doldurur. Böyle bir şey var. Kazanı var. Geri kalan da işte sıvı aldı. Kıvamını da çıkıldıktan sonra getirip burada. Kıvamı da böyle koyu bir ayran gibi. Aynen. Akışkan koyu bir ayran. Evet. Yani kesik olur mu olmaz? Evet. Kesik olur. Şimdi daha böyle bir teknoloji girmiş işin içerisine. Aynen. Yani bu son teknoloji zaten. Bunda damla damla özelliği. Düğmeye basıyorsunuz, hiç karışmıyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla. Çalışması öyle, doğru. Ama işte hamur ayarları, mesela hamurun eksilme. Eskiden neyle yapıyorlarmış? Ben eski halini bilmiyorum mesela. Eskiden şeydi, bundan bayağı bir önce elle çevirdik, elle dökülürdü. Daha sonra pedalla... Çevirmede elle, dökmede elle. Aynen. Daha sonra pedalla çevirip elle dökme vardı. Ondan sonra otomatik şu arka taraftaki en son makineler de bunlar. Evet. 2018'de biz aldık. Gayet güzel bir makine. İnce döküyor. Damla alma özelliği var. Yani içinde şu ilk düşen damlaları alıyor. Memnunuz. Kolay olsun. Bir de size zahmet yapılışını anlatsanız. Hani yapılışını burada göremeyeceğim ama anlatabilirsiniz. Şireli hali mi? Şireli, içerisine ceviz mi konuyor? Fırına nasıl veriliyor? Kızartılıyor mu? Ben şimdi mesela makinede çekiyoruz. Hazır hale getiriyoruz kadayıfı. Normal düz tepsi kadayıf içir. Tepsinin altına yağ sürülüyor. Tabi bu yağın içine şerbet katmak isteyen, bu hazırladığı şerbetten birkaç kaşık katıp yağla şerbeti yoğurduktan sonra tepsinin dibine sürüp kadayıfın, yani tepsinin ölçüsüne göre kadayıf alıyor. Örnek veriyorum, bir fırın tepsi 750 gram kadayıf alıyor. 750 gram kadayıfın yarısını alta seferiz. Araya cevizimiz. Ondan sonra tekrar geri kalan kadayıf. Üstüne bir naylon tepsi, boş tepsinin altına yapışmasın diye boş tepsiyle bunu presleriz. Daha sonra... Tereyağı var mı? Tereyağı ilkini altına kullandık. Tepsinin alt kısmına kullandık. Ondan sonra kullanımı da presleme işlemi bittikten sonra. Bittikten sonra? Şimdi presleyeceğiz. Ondan sonra yarım saat, bir saatten kendi şeyinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela yarım saatte bekletebilirsiniz, bir günde bekletebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Boş tepsiyi naylonu kaldırdıktan sonra yağını eritip dökersiniz. Geri kalan tereyağı. Ondan sonra fırına ısıtıp fırına koyduktan sonra yani fırının pişirme süresine, fırının özelliğine göre değişiyor. Yani bu 20 dakikada olur, yarım saatte olur, bir saatte olur. Değişiyor yani. Pembeleşiyor değil mi? Kızarıyor. Tamam. İşte hafif renk alır. Çıkarırsınız. Boş tepsi yardımına çevirdikten sonra altı tekrar sıcak tepsiye kaydırıp yani altını üstüne getirmiş oluruz. Evet. Yani o şerbet sürdük ya ilk yağına. Tepsiye sürdüğümüz yağın içine şerbet koyduğumuzdan dolayı alt kısım daha çabuk renk alır. Kırmızı olur. Daha kırmızı olur. Aynen. Rengine bakılarak yani fırına koyursunuz. Şöyle bir yarım saat artık 20 dakika 15 dakika rengini aldıktan sonra çıkarıp soğuk şerbetini dökersiniz. Kadayıf sıcak, şerbet soğuk mu olacak? Tabii. Kadayıf sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Kadayıf önceden kızartıp sonra da şerbetini dökmek istiyorsanız o şekilde bekletmek istiyorsanız şerbeti hazırlarsınız. Kaynarken 3'te 2'sini kaynayın, 3'te 1'ini de ikisi olduktan sonra atarsınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunlar da yassı kadayıflarımız. Aynen. Bunun da içerisine ceviz konuyor değil mi? Tabii. Bu meyveler mutlaka görüşürüz. Bunun hamurunda tek kadar gibi değil. 3 çeşit maya, kabartma, yumurta gibi. Bu günü birlik aynı gün tüketilmesi yani kapatılması lazım. Maksadı kırılır, çatlar. Önlü 12 saat. Gelince doldurup kapatın ya da kızartıp şerbet atın.
Bir de bayram öncesi gelir de böyle kalabalık oluyor. Çok kalabalık oluyor. Kuyruğa giriyorlar burada. Aynen. Ramazan da öyle. Bir de öyle geleyim de öyle görüntüleyeyim. Bu bir hobi mi yoksa? Yok, Sahil Deniz. YouTube'da yayınlıyorum. Sahil Deniz. Hey, evet. Bir arada yayınlamıştım. Daha önce de gelmiştim. Tamam, tamam. İstekleri olmuştu. Bizeydik röportajımızı daha böyle ciddi, daha güzel verirdik. Yok, doğal olsun. Dışarıdan da işte mesela... Yani hoşunuza gitmeyen kısımları kesebilirsiniz. Yok, ben doğal olsun diyorum. Her şey doğal olsun. Hatasıyla, eksiğiyle, yanlışıyla. Ben doğallıktan yanayım. En son geldiğinizde şey vardı, bir sürahiyle döküyorduk, hatırlarsınız. Bir sürahi görmüştüm, evet. Şu an şu var. Bu... Bolu çevirdiğin zaman 3 senedir yaptırmışız. Bolu çevirdiğin zaman 5 adet birden döküyor. Şuna bir bakayım. Şöyle bir havuzu var yukarıda. Teknesi var. İçi hamuru kurumuş biraz çekim gibi görüntü. Yok, ben şöyle yandan alıyorum. Oradan hamur. Aynen. Hamuru, kolu çek, bu tarafa aldığımızda şeyi açıyor. Deliklerini açtığı zaman 5 adet yası düşüyor. Buraya yani, yası kadayıf dökülüyor değil aynen, mi oradan? Aynen. Tamam. Bu, yani yastık adayının son teknoloji makinesi. Evet, öyle diyelim. Onun makinesi. Daha önce biz elle dökerdik. Sizin videonuzda daha önceki elle gidiyor. Evet. He? Olsun. Bakın bütün aşamaları kaydoluyor. Ne güzel. Çok güzel. Bütün hazırlanışı zaten müşterinin gözünün önünde. Yani yukarıda zaten kesinlikle hiç gizli saklı bir şey yok. Asla. Evet. Un çuvaldan direkt hazneye aktarır. Makinenin haznesi makine var. Krom haznesi var. Bu şey var bunda. Karıştırıcı. Kadayıf makinesi. Yani kadayıf hamuruna göre özel bir üretim. Yani özel bir makine yapılmış. Evet. Hiç el değmeden kürete zaten un aktarılır. Ondan sonra kovalar vasıtasıyla aşağı iner. Buradan aktarılır. Yani tamamen el şurada değiyor. Bunun haricinde hiçbir şekilde el değmiyor. Orada da zaten şöyle bir bez var, onunla böyle çekip, değil mi? Bu şey, sadece üstündeki kalan kırıntıları almak için. Evet. Önceki gelişlerimden farklı olarak şu anda eldivenli, maskelisiniz, değil mi? Fark bu. Koronavirüsten dolayı. Evet. Gelen müşteriler de öyle geliyor ve dışarıda bekliyorlar. Benim gibi böyle içeriye girmiyorlar. Size özel ayıcalık tanıdık. Ay, teşekkür ederim. Dışarıda çekim yapamazsınız. Mecbur içeride olmalısınız. Keşke yani baba bir kutlaması da güzel oluyor. Bir de bayramdan önce geleyim, ikisini birleştireyim. Bunu çatlayayım. Tamam. Müşteriler böyle kuyruğa giriyorlar, görüyorum. Yani çok kalabalık oluyor. Özellikle sizin bura. O zaman şey yaparız. O zaman burayı bir güzel düzenleriz sizi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ne demek? Sağ olun. Bir de şöyle dışarıdan çevremizi ben alalım. Ben çıkayım o zaman. Tamam. Yapan 5 liraya.
lira erik. Yaman 5 liraya. Erik 5 liraya. Teşekkür ediyorum. Buyurun abi. Sağ olun. Afiyet olsun. Nereden geldi kayısı? Malatya. Neresinden? Nasıl neresinden mi? Ha, mesela İzolu'dan. Kale. Ha, kale İzolu'dan. Evet. İzolu deyin ki ben bileyim. Evet, İzolu'dan geldim. En erken İzolu'dan mı çıkıyor? Evet. Önce sahil kenarlarında. Sıcak diye. Evet. Oradan çıkar. Evet. Ne kadar şu anda kilosu? Şu an kilosu 10 lira bunun. Kayısının kilosu 10 lira. Buyurun ben size verdim yemeğini. Bazen diyorlar ki işte böyle Iğdır kayısısı geliyor. Yok. Da Malatya diye satılıyor da. Ya Iğdır gelen oluyor. Oluyor da bu iz olur. Malatya'nınki geldi işte. Belki bundan 20 gün önce Iğdır olabilir. Evet. Ama şu anda tam zamanı. 10 gün, 20 gün önce Iğdır olabilir. Ama şimdi Malatya. Evet. Şimdi sezon Malatya. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Alo.